Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra neden geç geldim, niye geç video çekiyorum hemen size anlatacağım. Bundan bir hafta önce diyeyim. Bir hafta önce Mert Ali'de bir böyle aksırık, tıksırık, öksürük hepsi böyle bir geldi. Yeni yeni kendini toparlıyor ama bu sefer de annemle bana geçti. Çünkü Mert Ali ile sürekli ilgilendiğimiz için, ki sesimden de şu an anlayabiliyorsunuz, boğazlarım aşırı dolu. Annemin de aynı şekilde. Benim bademciklerimde faranjit olduğu için sürekli olarak böyle bademciklerimde bir sıkıntı yaşıyorum. Şimdi bir ilaç içiyorum. İşte boğaz spreyleri, pastiller, hatta şu an ağzımda da pastil var. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Ama Mert Ali aşırı kötü oldu. Ateşlendi. Biz o ateşle kalkıp hastaneye gittik. Ve kulak enfeksiyonu ve boğaz enfeksiyonu olduğunu söyledi doktor. İlaçlarımızı kullanıyoruz. Ve o ateşle beraber vücudunda Mert Ali'nin farklı farklı bir şeyler çıkmaya başladı. Ve bunun içinde alerji iğnesi yaptılar. Allah'a şükür o alerji iğnesi Mert Ali'nin vücudundakileri söndürdü. Hatta diğer bizim kendi hastalığımızdaki şeyleri de söndürdü. Şu an bakın burada. O yüzden ben çok fazla kameraya elim alamadım. Çünkü hep Mert Ali ile ilgilenmek zorunda kaldım. Bir dakika, şunu iki kırıp yutayım da. Mert Ali ile ilgilenmek zorunda kaldım. O yüzden kamera hiç umurumda olmadı, işin açıkçasını söylemek gerekirse. Neyse, şimdi Trend yoldan gene iki kargom var. Hatta daha bir sürü kargom geldi. Ben hepsini açtım. Instagram'dan takip edenler bilir. Bir tane bebek fotoğrafı paylaşmıştım. Onun aynısını çekmek istiyorum Mert Ali'ye yılbaşı zamanı. Böyle şey aldım, ışık aldım. Göstereceğim. Ben eğer bir şeyi çok beğendiysem tüm renklerini alırım. Dün de almıştım. Siyahını kirliye mi attın Leyloş? Tamam. Tamam. Biliyorsunuz ki bunun lacivertini almıştım. Bir de şu rengini aldım. Bir de düz siyahını almıştım. O da geldi ama bunun aynısını, siyahını düşünün. Bu şekilde boğazlı yarım balıkçı. Yani lacivertin tüm renklerini aldım diyebilirim. Siyahını aldım. Bir de bunu aldım. Kaldı geriye iki renk kaldı. Ama siyahını anneme verdim. Anne, buna baksana. Rengine. Bunu da beğendiysen alabilirsin. Güzelmiş. Ama yok. Siyahını annem daha çok beğendi. Siyah ya da lacivert. İkisinden birini, ister siyah ister lacivert, hangisini almak isterse alabilir. Ben yine kendim alırım. Bunu aldım. Bir de hayatında yarının köyleri geleceğe hazır. Köylerimizin teknolojiyle buluşturuyor. Geleceğimiz için dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Trend yol şöyle bir etiket yapıştırmış. Hayatımda aldığım en uygun fiyatlı kot pantolondu. İnşallah olur tabi. Yine Trendyol Curve'ün büyük beden. Ama bu sefer buralarında böyle yırtık var. Ben yırtık pantolonu çok seviyorum. Ama beden olarak denemek gerekiyor. Şöyle. Daha öksürüğü kaldı. O da antibiyotikle geçecek inşallah. Şöyle burasında bir yırtık var. Burada da aynı şekilde. Bir denemem lazım. 46 söyledim. Bir deneyeyim. Olmadı, size de göstereyim o zaman. Bir deneyeyim. İkisini de deneyeyim hatta. Size göstereyim. Şöyle pantolonu göstereyim. Ama pantolon bana belden olmadı. Mesela bunun bu kalıbı darmış. Hemen bir beden büyüğünü söyleyeceğim. Şu yırtık kısımları da Allah'tan çok yırtık durmadı. Onu da çok sevdim. Pantolon da çok güzel durdu. Ama bir beden büyüğünü söylemem gerekiyor. Yani esneyen bir kumaş olmadığı için pantolon dar oldu. Hemen şimdi bunun 48'ini söyleyip bunu da iade edeceğim. Bakar mısınız? İsmail Mert Ali'ye ne almış?
Ay çok güzel. Aşırı güzel. Bir de böyle dizleri acımasın diye emekleme dizliği almış. Teşekkür ederiz dayısı. Kesene bereket. Hadi gel binelim buna, gel. Hadi gel. Nasıl? Tıkı tık tıkı tık. Bastım ben. Nasıl anneciğim, tıkı tık tıkı tık. Tut buradan. Tıkı tık tıkı. Sana dayı ne almış? Allah. Tıkı tık tıkı tık. Düzgün de oturamamış ki. Dur. Dur. Onun kemerini. Kemerini ayarlayamamış. Dur. Düşer. Onu taklatır o. Taklatır. O durmaz o. Baksana. Bak. Hadi bak bak. Dik 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 yapalım. Hadi gel. Şimdi alışamadı. Dik 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 dik. Bak bak bak. Biz bunu ayarlayalım. Bir ara ilerleyen zamanlarda gene görürsünüz. Çok tatlıymış ama. Allah! Çok şekermiş. Teşekkür ederiz dayısı. Rica ederim paşama. Kesine bereket. Bu arada biz evde böyle geziyoruz. Annem de aynı şekilde. Mertel'i hastalığını bize sattı. Aralarında bir iyi benim. Şükürler olsun bir İsmail iyi ama ilaçlanması lazım. Mertel'i toparladı ama ben aşırı derecede kötüyüm. Annem de aynı şekilde. Tekrar Mertel'iye geçmesin, döngü oluşmasın diye Mertel'iyle ilgilenirken maske takıyoruz. Böyle yani. Bir de şöyle emekleme dizliği almış. Çok tatlı. Bu arada tabii ki de hastalıktan dolayı gene coşmuş durumda. Ama yüzümde herhangi bir şey yok. Şimdi gene o ilacımdan sürdüm. Toparlayacak inşallah. Teşekkür ederiz şimdilik dayımıza. Ne oldu? Ne oldu? Bu arada ben Mert'in yılbaşında fotoğrafını çekebilmek için şöyle bir ışık almıştım. Bunu size göstermedim. Bayağı oldu geleli böyle. Bunu doğum gününde de kullanacağım Mert'in. Şöyle göstereceğim bir dakika. Şu şekilde. Hatta iki modu var. Al oğlum. Ayarlayabilirsem. Heh, bir de böyle böyle. Böyle böyle yanıp sönüyor. Bir de böyle bir ışık almıştım. Ha, bir de Mert'e hastalığı döneminde burnunu ne bir şeyle çektirmediği için burun aspiratörüyle şu şekilde nebulizatör aldık. Ama bunu ben eczaneden aldım. Trendyol'la aynı fiyatta hemen hemen. Çok işimize yaradı ve bizi aşırı kurtardı. Ki ben de kullandım. Çok güzeldi yani. Ay, şimdi bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra Mert Ali ineğiyle gayet mutlu şu anda. Ne yiyorsun sen? Muz. Muz canavarı. Annen gibi. Ah, İsmail deden olsaydı. İsmail deden. Sana az muz getirmezdi. İneği gözlerini bırak, oyma. Ay. Sesimle beni ne kadar ciddiye alıyorsunuz bilmiyorum ama. Bunu kapıya koyam, hani çöp atarız. Şeyin böyle demonte geliyormuş da. Şimdi biz bir yemek yiyelim. Ondan sonra ilaçlarımızı içeceğiz. Sonra görüşürüz ilerleyen dakikalarda. Herkese selam. Hala iyileşmiş değiliz. Annem de ben de çok kötüyüz. Herhalde bugün eve sağlık getirip, evde sağlık diye bir şey var çünkü Mertel'i bırakabileceğimiz kimse yok. Evde bir serum yemeyi düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Herkes hasta. Virüs aşırı derecede yaygın. Ritovirüs.
influenza yani domuz gribi, bir de bir şey daha, bunların birleşiminden olan bir hastalık virüs varmış. Ondan dolayı böyle herkes dökülüyor. Ama geçmiyor. Yani vücudan hiçbir şeyim yok. Kafamdan yukarısını böyle kesip atasım var. Şimdi pantolonu iade etmiştim. O pantolon geldi. Bir de böyle kutum var. Ben dene bunu kutusu sürekli alamıyorum. Arada bir çıkıyor işte garibim şansıma. Şimdi sizinle beraber onu açacağım. Dene bunu kutusunu bilmeyenler için söyleyeyim. Her ay size böyle denemeniz için ürünler gönderen bir site diyeyim. Bundan örnek veriyorum. Her zaman çıkmayabiliyor size. Çünkü çabuk tükeniyor. Sınırlı sayıda çünkü. Şimdi Baby One diye, anne olduğum için oraya kendi bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Baby One diye doğal içerikli hipoalerjenik gece bezi çıktı bebek için. Labneli altın başak çörek otlu anne bisküvi çıktı. Annem çayın yanında. İşte ben bunu severim. 8 kek orman meyveli yenisi. Yeni ürünleri böyle denemeniz için. Sensodyne'nin diş macunu anne. Ne? Diş macunu. Ha. Aa. Kız bak vitaminli çay. Tamam işte bak ne güzel. Vitaminli çay çıktı. Bunu içeriz bu akşam Lipton'un. Gündüz de içeriz. Portakal ve limon kabuklu bitki ve meyve. İçinde okaliptus, tarçın, kuşburnu, adaçayı, ekinezya, zencefil, portakal kabuğu, doğal arama verici, bamya çiçeği, karanfil, kekik, limon kabuğu, C vitamini ve çinko varmış. Bu bizi belki ayakta tutabilir. Evet. Her zaman olduğu gibi annemin işine yarayabilecek. Şöyle persilin anne. Persil'in deterjanı. Böyle her çıktığında, hep de ben bu eve geldiğimde çıkıyor bana dene bunu kutusu. Hep de bunlar anneme kalıyor nedense. Persil'in bir tane ürünü. Serava'nın nemlendiricisi. Bunu sevdim. Bunun bir de hassas ciltli olanlar için var. Hobi markasının bu sefer iyi ürün doldurmuşlar. Sevdim de ne bunu, teşekkür ederim. Bu neymiş? Saç şekillendirici krem. Böyle bir tane. Hobi markasının. Bezi tanıtan bir ürün. Kağıdı. Sensodyne'nin kağıdı ve son olarak sekiz kekin konuşamadım böyle broşürü. Evet, dene bunu kutusundan çıkanlar bunlar. Ya yani aralarında en çok sevindiğim şey şu oldu. Gerçekten bunu sevdim, güzel, teşekkür ediyorum dene bunu sana. Bu hasta zamanında Hızır gibi yetiştim. Evet. Şu kağıtlarını atıyorum. Çünkü artık benlik değil. Ha, bu bezi kullanır mıyım? Bilmiyorum. Belki kendime kullanırım. Neden kendime kullanırım biliyor musunuz? Ben ameliyat olduktan sonra, yani doğum yaptıktan sonra bu depentleri çok kullanmıştım. Ve ona alıştım. Hala dönemim geldiğinde depent kullanıyorum. Ve bu beni o kadar rahat ediyor ki. Hele de bir çocukla anneyseniz. Hareketiniz fazlaysa sizi gerçekten kurtarıyor. Gerçekten söylüyorum yani. Denemeyen varsa denesin. Dışarı bile çıkarken çok rahat ediyorsunuz. Aklınız kalmıyor. Aman öyle oldu mu, aman böyle oldu mu demiyorsunuz. Bu da persil. Açıp koklayamıyorum çünkü. Yumuşatıcı değil ama bu. Sıvı deterjan. Sıvı deterjan, evet. Neyse. Şöyle gelelim.
46'sını almıştım biliyorsunuz. Fakat 46'sı bana olmamıştı. O gün aynı gün içinde 48'ini sipariş edip 46'sını iade ettim. Şöyle deneyeceğim bunu. Bir de şöyle koyu renkli bir pantolon aldım. Bunun fiyatı aşırı uygundu bu arada. Yani bu 134 lira falandı. Yani şu devirde 134 liraya da pantolon bulamazsınız. Şimdi diyeceksiniz ki 46'sı sana olmadı, 48 aldım, bu nasıl olacak? Fakat likralı. Bayağı likralı. O yüzden esneme payını da düşünerekten bunu da 46 aldım. Bunu 46 aldım. Ve elime aldığım zaman esnek yani. Buna yorumlarda esnek değil, ne biçim kumaş diyenler var ama bu bence gayet esnek yani. Baksanıza. Şimdi bunları deneyeyim, size göstereyim. Beğendiğiniz olursa linklerini atarım. Evet, geldim. Onu nasıl göreceksiniz bilmiyorum. Ya pantolon koyu renkli olan. Çok güzel. Beli aşırı yüksek. Yani bel kısmı bayağı yüksek. Karnımızı toparlıyor. Şöyle yapayım hatta. Bakın. Böyle. Pantolonu çok beğendim. 46'sı oldu. Paçasını da ayarlamama gerek yok. Paçası dar geliyor bu arada. Geniş değil. Renginin koyuluğu bu şekilde. Ve gayet esnek bir kumaş. Yıkandıkça genişleyebilir. Bence o yüzden 46'sını almakta iyi yapmışım diye düşünüyorum. Çok beğendim. Yani bel yüksekliğine kadar çok beğendim. Aşırı iyi. İyi ki de bu fiyata bulmuşum. Ve kumaşını çok sevdim ben. Şimdi bunu annem deneyecek. Bakın karnınızda yok gibi. Ama var aslında. Şimdi bunu annem deneyecek. İadem gelecekti ya diğer pantolondan. Aynısının, bunun aynısını anneme de alacağım. Bir denesin ama bedenine, ona karar verelim. Bana olduysa bu anneme de olur. Emin olabiliriz. Bir denesin. Cepleri de aşırı derin. Sevdim. Güzel yani. Şimdi diğerini deneyip hemen giyiyorum. Evet, bunu da giydim. Bu da böyle aşırı yüksek bel. Şöyle biraz indireyim. Şöyle. Paçası biraz uzun geldi. Bir tık kestireceğim. Şurasında şöyle bir detay var ama giydiğiniz zaman çok belli olmuyor. Şöyle. Bunu da çok beğendim. Evet, bizim nesil. Bu iki pantolon da bizimle. Özellikle şu koyu olanı çok beğendim. Eğer halledebilirsem, bunun bir krem renkli olanı vardı. Açık renk pantolon. Ondan da almak istiyorum çünkü açık renk pantolon istiyordum. Bunun açık rengini alabilirim. Bu altındaki pantolonu da çok beğendim. Ama dediğim gibi bunu alacak olanlar varsa kalıbı dar. Yani 48 bana tam oldu. İyi ki de 48 almışım. Yani değiştirip 48 almışım. Ama gerçekten dediğim gibi kalıbı aşırı dar. Yani kumaşı tok bir kumaş. Büyük bedende pantolon almak böyle risklidir internette. Ama az buçuk vücudunuzu tanıyorsanız eğer çok kolaylıkla alırsınız. Sadece bu pantolonu da yapamadım. Çünkü insanlar hep böyle bir kararsızlık içindeydi. Hani kimisi diyor esnek, kimisi diyor bilmem ne falan filan ama hiç öyle değil. Beğendim, güzel. Şöyle biraz bol duruyor. Yani baldırdan aşağısı bol. Şimdi üstümü değiştireceğim. Saatlerimiz 1'e geliyor. Öğle yemeği yiyeceğiz. Biraz da dinlenmek istiyorum. Çünkü dün gece çok uyuyamadım. Aşırı kötüyüm. Dedim ki bir duş alayım, kendime geleyim ama bana mısın demedi. Ağzım burnum kuruyor sürekli. Lütfen kendinize ve çocuklarınıza dikkat edin. Şu an bizim evde sadece tek sağlam olan İsmail. Ki dışarıda onun daha çok olmasına rağmen, yani İsmail dışarıda çalıştığı için. Dünya sağlam. He? Dünya sağlam.
Beyaz ekran geçti karşımdan. Ama bize tabii ki de biz Mertel ile çok içli dışlı olduğumuz için Mertel'den bize geçti. Ama şükürler olsun atlatacağımıza inanıyorum. Az bir şey kaldı zaten. Boğazlarımız bir sökülse gerçekten rahatlayacağız ama olmuyor işte. Böyle yani. Neyse. Hadi bize afiyet olsun. İlerleyen dakikalarda gene görüşürüz. Gene büyük beden kot alışverişi de bu şekildeydi. Beğendiğiniz bir şeyler varsa linkini atarım. Ben aldığım zaman indirimli ama size bu videoyu atalı kim bilir ne zaman olacak. Çünkü gerçekten ne edit yapabilecek, ne video çekebilecek, ne halim ne dermanım var. Biraz geç geliyor bu yüzden. Çarşamba günü de önümüz, yani bu çarşambada Allah nasip ederse Mertel'in vücudu için gideceğiz, biliyorsunuz. Lütfen dualarınızı da bizden esirgemeyin. İnşallah güzel haberlerle karşınıza gelirim. Gel. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Al kendine bak. Bakayım sana. Çok tatlısın. Ballı börek. Tut elimi. Elimi tutmak ister misin? Evin içinde böyle geziyorsun. Bir şey söyleyeceğim, bu hastalık neden böyle gece coşuyor ben anlamadım ya. Aşırı kötüyüm, hiçbir şey çekesim yok ama sizi de videosuz bırakmak istemiyorum. Ama çok kötüyüm. Her yerim patladı gene ya, böyle bir şey var mı, nasıl bir şeydir bu? Mama sandalyesinin tablasını düşürdü. Sen niye maskeyle duruyorsun anne? Hapşırık başladı ya gene. Gene mi? Akşam oğlum okudu diyor. Evet, akşam annem de çok kötü, ben de çok kötüyüm ya. Ben iyiydim bak, gündüz mesela şey yoktu. Akşam gündüz savaşan virüslerimiz şeye uykuya yatıyor herhalde. Şerefsizleri çok... ben baklasın diye. Anne güldürme, zaten gülemiyorum. Yani iyi ki şunu almışım. Şu baş ağrıma biraz olsun iyi geldi. Bunu daha önce göstermiştim. Ama yani gözlerimden de anlıyorsunuz. Ne uyuyabiliyorum, ne kalkabiliyorum. Ya böyle hiçbir şey çekesim yok. Ya çok kötüyüm ya ben. Bu ay bizi mahvetti. Neymiş, domuz gribi, influenza mı, ne zıkkımsa. Onun bunun birleşiminden olan virüs. Biz ne zaman normale döneceğiz? Biz ülkece ne zaman toparlanacağız? Ben bilmiyorum ya. Neyse, çok sinirlendim. Ben gene süreyim aldım şunu. Allah'tan evde tek sağlam İsmail, bir de Sinan. Evde değil var, o Sinan'ı gönderdik biz eve. Hani dedik ki annemle biz kötü olursak biz bir odaya kendimizi kapatırız. Hani sen çocuğa bakarsın, sen bari ayık kal. O evde şu anda. Ama galiba bu gidişle ben serum yemeden toparlanamayacağım. Aynı tarzda hamileliğimde doğmuştum. Ay bu sesim dedi, beni ne kadar ciddiye alıyorsunuz bilmiyorum. Ama Allah'ım, aynı şekilde olmuştum. Hatta iki kere serum yemiştim. Mertel'e hamileydim o zaman. Yani 8 aylık falan hamileydim. Çok kötüydüm. Sesim mesim gitmişti ki gene aynı. Faranjit var zaten bende. Bademciklerim sağ olsun aşırı derecede kötü. Majezik'in boğaz spreyini kullanıyorum. Ondan sonra Nurofen kullanıyorum. Yani doktora gitmedim. Genelde hep olduğum hastalık olduğu için. Ama gitmek gerekiyor mu? Ne yapmamız gerekiyor hiç bilmiyorum. Bilmiyorum ne yapacağım. Ya yani korkuyorum da hani domuz gribi testi pozitif çıkar mı? Ama sanmıyorum. Ama çoğu belirti de bu şekilde. Kararsız kaldım.
sonra tabii ki öksürük de başladı. Olabildiğince Mert Ali'den uzak durmaya ve onun yanına giderken şöyle maskemi takmaya çalışıyorum. Hatta şu an o benim yanıma geliyor. Ne yapıyorsun? Böcü böcü. Kamerayı bırak bırak. Hayır, onu bırakır mısın anneciğim? Böcü böcü. Senin bu kamera aşkın ne olacak? Anneannesi de böyle. Kız sen gene o Domestos'ta üstünü mü giydin? Ama evde evet. Evde ama iş şey, yapınca öyle oluyor. Hayır, çocuk durmadan hani kucağıma şey yapıyor ya. Ha. Neyse ama ev hali kime ne? Ya boşver ki be, al tövbe estağfurullah. Ev hali, kimseyi ilgilendirmez. Kuzum. Ya çok fazla kucağımıza da alamıyoruz, çok istiyor ama yani mümkün değil. Kucu kucu be. Ama galiba birer serum yesek kendimize geleceğiz Zeyroş'um. Ben sana söyleyeyim. Sen beni dün dinlemedin. Akmıyor. Bak benim yine musluklar falan. Geliyorum, geliyorum. Musluk temizleyeyim. Annem burnunu temizlemeye gitti diye ağlıyor. Oğlum seni terk etmedi. Bir odadan bir odaya gitti. Buradayım. Gel, gel, gel. Alt üstü kadın bir banyoya gitti. Gel anneciğim, gel. Gel. Gel, gel, video çekelim, gel. Hay. Suyu açalım mı sen de? He? Hadi suyu açalım. Hay. Hay. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Senin karın hasta, sen ne yapıyorsun? Sen bu kadar parayı ne yapacaksın? Sen o kadar parayı ne yapacaksın? Bu kadar çalışıyorsun. Daha fazla mı? Mama yiyecek mi oğlum? Acıktın mı? Azı bulamayan çoğuyla yetinemez. Mama yiyecek mi? Mama. Biz azı bulduk. Çoğu var ya, aramaya devam ediyoruz. Ben çok hastayım. Yemek yedireyim mi sana azıcık? Ben çok hastayım. He? Ben çok hastayım. Geçer. Nasıl geçecek acaba? Geçer olsun. Neyse ben bir kocamla konuşayım, sizle de sonra görüşürüz. Hastanız geldi. Ben bugün hastaneye gittim. Bu arada selamlar. Covid testi verdik. Ben de Dilara da gittik bu arada. Dilara da çok hasta. Ondan sonra Covid testi sonucumuz şimdi çıktı. Negatif. Allah'tan. Sadece üst yolunum enfeksiyonu var. Yani tıp dilinde faranjit diye geçen. İlaç verdi. Onları kullanmaya başladım. Biraz biraz daha iyiyim. Bugün verdiği ilaç beni böyle biraz zıpkın gibi yaptı diyebilirim. Şimdi Mert Ali'yi yıkadık. Biraz bronşları temizlensin diye. Bu arada o aldığım pantolonu annem çok beğendi. Anneme verdim. Ben kendime yenisini sipariş edeceğim yarın. Böyle bir gün geçirdik. Bir hastaneden geldik falan ama aşırı derecede yani yoruldum diyebilirim. Bedenen yorgunluk var. Bu video sadece hastalık üzerine oldu hemen hemen neredeyse. Böyle yani size de bilgilendirmek istedim. Yani herhangi bir sıkıntı, işte bu domuz gribi denen bir şey değil. Şükürler olsun. Sadece üst solunum enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonumuz mevcut. Böyle yani. Ay, ne haber? Ne haber? Anneciğim kamerayı bıraksan mı? Bay bay yap. Hadi bay bay. Bay bay. Güle güle. Hani güle güle?
Bay bay. Böyle kafa sallamak da yeni çıktı herhalde. Hayır mı? Yapmayacaksın mı? Hani bay bay? Abidik gubidik temiz. Lap lap lıvı lıvı temiz. Ballı böreğim. Nasıl ederim? Seni ben çok seviyorum. Evin içinde böyle bücür bücür geziyor. Çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Uzaktan böyle şey yapıyorum. Çünkü ben anneme nazaran daha ağır geçiriyorum şu anda. Yani bir iki gündür falan Mert Ali'yi kucağıma alamıyorum. Zoruma gidiyor böyle bana el sallıyor falan ama. Ne oldu? Bay bay. Hayır mı? Bay bay. Bay bay. Evet. Gel gel gel. Gel gel gel. Bay bay. Öpücük mü? Öpücük. Öpücük. Hadi yap öpücük. Bay bay. Bay bay. Güle güle Mert Ali. Bay bay. Ya ben bu videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü yapacak hiçbir şeyim yok. Kolum kanadım kalkmıyor. Bu seferlik böyle bir video olsun. Beni mazur görün lütfen. Kızdı oğlum. Bir sonraki videoda inşallah toparlanmış olarak karşınıza gelirim. Diye ümit ediyorum. Ümitlerimi Rabbim boşa çıkarmasın inşallah. Ama daha iyi olacağız. Senenin ilk hastalığına ailecek yakalanmış bulunduk. Ah böyle. O zaman beni bu videoya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim çanını açmayı lütfen unutmayın. Beni de Instagram'dan takip ederseniz ayrıca sevinirim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Abidik gubidik twist. Lap lap lübüdübü twist. Abidik gubidik twist. Twist lap lap lübü lübü twist. Twist abidik gubidik abidik gubidik. Mert Ali. Mert Ali. Mert Ali. Kıracağım bir tarafını. Hadi bakalım. Mert Ali. Mert Ali. İyi ki doğdun Mert Ali. Gel Mert Ali. Bir daha yap. Gel. Önümüzdeki günlerdeki vlogda büyük ihtimal ben Mert Ali'ye doğum gününde yapacağım süsleri almaya başlarım. Size de gösteririm diye düşünüyorum. Ay gözüm kaşındı kız. O zaman dediğim gibi şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın.